Evet değerli uygulamaakademisi.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Google hesabımızı kullanan üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerini nasıl kaldırırız? Mesela bu sitelerle olan ilişkilerini nasıl keseriz? Sizlerle kısaca buna bakacağız. Şimdi yeri geliyor bir uygulama indiriyoruz ya da bir tane web sitesine hızlıca işte Google'la giriş yap deyip devam ediyoruz. İşte bu gerek uygulamada oluyor ya da gerek bir tane web sitesinde oluyor. Ya belli bir zamandan sonra mesela örnek veriyorum işte bu uygulamayı kullanmıyoruz, unutuyoruz, gidiyoruz. Ama sonradan bir bakıyoruz ki Google'a hani o kadar çok uygulamaya izin vermişiz ki ya sayısını bir yerden sonra biz de unutuyoruz. Şimdi kısaca bunları nasıl kaldırırız? Yani üçüncü taraf uygulama ve hizmetlerini Google hesabımıza olan erişimini nasıl kaldırırız? Kısaca buna bakacağız. Hızlıca Google Chrome'a gidiyoruz. Google Chrome'a yeni bir bölüm. Yeni sekme Google Chrome. Bu yeni görsellerde arama. Google uygulamaları düğmesi kapalı. Buradan Google hesabımıza tıklayıp Google hesabı Ömer Göktaş, Omar Ongok, Tasmay.com. Menüyü kapat. buradan Google hesabını yönet diyoruz. Hesap Google hesabınızı yönetin ziyaret edilmiş link. Google hesabı düğmesi ana içeriği at. Google düğmesi Google liste 7 öğeli link geçerli sayfa ana sayfa. Buradan aşağı inip Link kişisel bilgi, link veriler ve gizlilik. veriler ve gizlilik seçeneğine tıklayıp Link Google hesabı belge liste dışı. Veriler ve gizlilik başlık. Hesabınıza kaydedilen verileri, gördüğünüz reklam, gizlilik verileriniz ve gizlilik yaptıklarınız ve gittiğiniz geçmiş ayarları başlık seviye 2. Kişiselleştirilmiş reklamlar başlık. Google Fit'te gizlilik başlık seviye. Başkalarıyla paylaşabileceğiniz bilgiler başlık seviye 2. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz başlık seviye 2. Verilerinizi kimler görebilir link. buradan tab'la gidiyorum burada şu an. Önce başlıklarla geldim ve şuraya geldim. Veriler, gizlilik, veri, yap, geçmiş ayarları, kişiselleştir, Google Fit'te git, başkalarıyla paylaşabilir, daha fazla bilgi. Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz diyor. Burada tab'la gidiyorum şu an. Verilerinizi kim? Verileriniz, Google hizmetleri, Google hesap öz, YouTube düğmesi, Google Play, Drive düğmesi, dört düğmesi, üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri link. Üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri. Buraya girdikten sonra Üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri link. Üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleri üçüncü taraflar için oturum açma ayarları baş. mesela burada hangi uygulamalar var? Şöyle kısaca bir bakalım. Yani ben hangi hesap, ben hangi uygulamalara ya da hangi sitelere Google hesabını kullanarak giriş yapmışım. Kısaca bunlara bakalım şuradan. Başlık bağlam bu üçüncü taraf link uygulama link daha fazla bilgi edin. Toplam 20 yazı alanına da göre toplam 29 uygulama ve hizmet. 29 tane uygulama ve hizmet diyor burada. Yazı alanı arama içerik filtre ölçüt Google ile oturma Google hesabınız büyümesi Google hesabınıza erişimi olan liste 29 öğeli link ACR forum link Blue TV link Chrome Just Assistant on Android TV link Disney link Talk link Current link Dosya TC link Emisyon link Y Dosya TC diyor. link Link Dosya TC Ama bu dosya TC'yi kaldıracağım mesela. list üçüncü taraf uygulamaları ve hizmet. Tıkladım buraya. Aşağı doğru iniyorum. Başlık seviye 2 dosya TC ile olan bağ. Başlık seviye 2 Google. Dosya TC uygulamasında oturum açmanıza nasıl yardımcı olur? Liste 1 öğeli Google ile oturum açın. Dosya TC hesabınızda oturum açmak için Google ile oturum açma özelliğini kullandığınızda bazı hassas bilgileri dosya TC ile paylaşmış olursunuz. Profil bilgilerini göster. Link ayrıntıları göster. Liste dışı düğmesi liste 1 öğeli dosya TC ile olan tüm bağlantılarınızı silin. Dosya TC ile olan tüm bağlantılarınızı silin diyor. Buraya enter yaptıktan sonra düğme dosya TC ile bağlantılarınız belge. Liste dışı düğmesi silebilirsiniz. Dosya TC ile olan tüm bağlantılarınızı silin dosya TC. Şimdi aşağı iniyorum. Düğmesi onayla. Düğmesi onayla. Düğmesi iptal. Onayla diyorum Paylaştığınız buradan. verileri ve bilgileri silmek isterseniz dosya TC alanını ziyaret edin. Düğmesi onayla. Onayla dedik. Bu bağlantıları sildiğinizde Google hesabınız dosya TC özelliklerini kullanamayıp verilerinize ne olur? Dosya TC hesabınız ve dosya TC ile paylaştığınız veriler ve bilgiler silinmez. Başlık seviye 1 link 3. taraflar için oturum açma ayarları. Bağlantılarınızı takip edin. Bu 3. taraf link uygulamaları ve hizmetleri link daha fazla bilgi edin. Toplam 28 uygulama ve hizmet. Bakın 28 uygulama ve hizmet diyor. 3. taraf uygulamaları ve hizmetleri link gizlilik link şart yardım liste 28. Bu şekilde Google hesabınızda oturum açtığınız web sitelerini ya da uygulamaları buraya gelerek hızlıca kaldırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.